Barış bu konuyla ilgili olarak TV ekranlarında bazı bilgileri ilk kez senden dinledim Hı -hı. ben de. İzleyici de öyle. Şimdi notlar var ama ben sana genel bir soruyla geleyim. İstanbul'da CHP ile DEM arasında ne var? Bak işbirliği var mı diye sormuyorum. Ne var? Bir şey var mı? Ya da bu hangi netlikte anlatılabilir? Erdoğan Aktaş şimdi DEM partiye dışarıdan baktığında bir bütün ve tek parçaymış gibi görünüyor. Ama içine girdiğinde en az 3-4 parçanın olduğunu görüyorsun. Aslında CHP'de yaşanan bugünkü dağınıklık, klikler, taraflar vesaire bunların daha ağır bir yarılma halinde DEM Parti'de yaşandığını çok yakından görüyorum. Pazartesi günü, özür <laughs> dilerim, salı günü Pınar'ın programında DEM Parti'nin liste krizini dakika dakika verdik izleyenler vardır. Liste krizinden kalsın YSK'ya teslim. Listeyi il seçim, seçim kuruluna, kuruluna yetiştirdiler ya, mi yetiştiremediler mi meselesinin daha arka boyutu daha farklı tartışmaları da var. Dem Parti şu anda İstanbul'da ikiye bölünmüş durumda. Bir kesimi Ekrem İmamoğlu'na destek verme yanlısı diğer kesimi hiçbir şekilde Ekrem İmamoğlu'na destek vermeme taraftarı. Salı günü Listenin il seçim kuruluna geç götürülmesi, erken götürülmesi, teslim edilmesi, edilmemesi aslında bütün bu dağınık yapıyı bir anda ortalığa döktü. Biz salı günü ne gördük? Dem Parti'nin içindeki kliklerin çatışmasını ve kavgasını gördük. Bu çatışma öyle bir hale geldi ki Dem Parti'nin bir kısım yöneticisi İstanbul'da 39 ilçede aday çıkartma yanlısı iken bir kısmı hayır kardeşim sadece 15-16 ilçede çıkartalım yanlısı ve hala şu muamma 39 ilçede mi çıkaracaklardı yoksa şu an il seçim kuruluna teslim ettikleri sadece 15-16 ilçede mi? Bunu niye anlatıyorum? Bunu anlamadan CHP ile DEM Parti arasında bir seçim işbirliği var mı yok mu sorusuna cevap veremeyiz. Pazartesi akşamı ben burada Türk televizyonlarında ilk kez bir gazeteci olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile Dem Parti arasında kent uzlaşısı kapsamında İstanbul'da 21 belediye meclis üyesinin CHP'nin listelerinden gireceğini söyledim. Tabi yemediğimiz gene küfür hakaret kalmadı. Troller saldırıya geçtiler. İşte gene herkes bir sürü şey söyledi. Ama Bugün ortaya ne çıktı? Evet kardeşim böyle bir anlaşma yapmış Kim Cumhuriyet o Halk Partisi. Ya Biz çok troll var, herkesin trolü var artık. Dakika, bu bu belediye, kaynak, de, bu belediye anlaşma... kaynaklarıyla paralı köpek besleyen çok siyasetçi var, tamam mı? Ee, yani, bu anlaşma hangi zeminde yapıldı? Hangi düzlemde yapılmış? Bir şeye imza mı atılmış? Karşılıklı mı konuşulmuş? Neler anlatıyorsunuz? Şimdi mi? şöyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ortaya koyduğu genel seçimdeki işbirliği zorunluluğu Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti ile yerel seçimde de ittifak yapması sonucu aslında yerel seçime de yansıyor. Tabii ki yerel seçimde 50.1 yok, iki turlu seçim yok vesaire yok ama Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti ile bir yerde etle kemik gibi durduğu için onun karşısındaki partiler de var olabilmek için çeşitli ittifak arayışı içinde. Çok doğru. Cumhuriyet Halk Partisi de kendisi iyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'ne tamamen koptuğu için DEM Parti'nin seçmenine ihtiyaç duyuyor. Çünkü matematik var ortada. Boşa koyuyorsun dolmuyor, doluya koyuyorsun almıyor. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da seçimi kazanabilmesi için DEM Parti'nin Seçmeninin oyuna ihtiyacı var. Ne kadarına mesela? Yarısına, Neredeyse tamamına. Bir, öyle mi? Tabii. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun en büyük handikapı CHP seçmeninin önemli bir kısmının isteksiz, kırgın ve küskün hale gelmesi. O yüzden hem CHP seçmeninin oyunun tamamını almak hem de Dem Parti seçmeninin oyunun bir kısmını almak bu yetmiyor. İyi Parti seçmeninin bir kısmını almak Millet İttifakı'ndaki partilerin seçmeninin oylarının bir kısmını da almak zorunda. Matematik Peki. ortada. Bu yüzden DEM Parti ve DEM Parti seçmeni işbirliği yapılabilecek, kent uzlaşısı adı altında o bir zaman, araya gelebilecek en yakın potansiyel olarak sor, görünüyor. Sorum şu. Bu pazarlıkları Sayın İmamoğlu mu yapıyor, CHP Genel Merkezi mi? <laughs> Orası mı? da biraz karışık. Yani şundan karışık. Şimdi Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Merkezi adına DEM Parti ile görüşmeler yapıldı. Kent tuzlaşısı konusunda en başta aslında iki ilçeyi istedi DEM Parti. Dedi ki kardeşim bize Esenyurtlu adaları verin. Oralarda aday çıkartmayın. Ya da sizin listenizden girsinler ama bizim partilerimiz olsunlar dediler. Hatta adalar için Garopaylan'ın adı geçti. Konuşulduğu için söylüyorum. Öyle olacak demiyorum. Olacaktı demiyorum. Konuşulanı söylüyorum. Esenyurt için Dem Parti kendilerine yakın bir ismin CHP listesinden girebileceğini söyledi. Ama Ekrem İmamoğlu bunların hiçbirini kabul etmedi. Onu bir kere söyleyeyim. Eğer dedi Ekrem İmamoğlu siz bir işbirliği yapmak istiyorsanız 2019 modeliyle gidelim. 2019'da neydi? Dem Parti'ye hiçbir belediye verilmedi. Ama o dönemki adıyla HDP, HDP'liler, CHP'lilerin listesinden Büyükşehir'e girdiler ve Büyükşehir'de de şu anda meclis üyesi olarak devam ediyorlar. Yani ben bunları anlatınca sanki gizli bir şey anlatıyormuşum gibi. Onlar inkar ettiği için, böyle Efendim? bir ittifak yok dedikleri için. Biz tabii işimiz gazetecilik. Benim tabii gazeteciyim. Ben gördüğümü anlatıyorum. Şimdi bu sene gelelim bu seneye. Bu sene de bu görüşmeler sürdürüldü. Fakat benim anlayamadığım bir şey var. Ben çözemedim. Şimdi Kent uzlaşısı adı altında Dem Parti 20 tane meclis üyesi istedi peki. E bir yandan da Esenyurt'ta kendilerine yakın bir adayın olmasını istediler. Aslında istedikleri isim İsmail Topkayaydı avukat arkadaşımız. Cumhuriyet Halk Partili'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski il yöneticisidir. Ekrem İmamoğlu onun yerine Profesör Ahmet Özer'i istedi. Dem Parti tamam dedi. Yalnız Ahmet kendilerine yakın biri değil, kendilerinden biri. Değil. Tam da değil aslında. 2010 Kendine. yılından beri biliyorsunuz. CHP'ye üye oldu. A Kemal Bey'e daha yakın. Kendilerinden yakındı. biridir yani. Evet. Şimdi bu görüşmeler yapıldı. E, CHP adına. Dem Parti adına ve en sonunda neye karar verildi? Yok kardeşim siz belediye başkan adayı olarak Adalar ve Esenyurt'ta size böyle bir e, şey veremeyiz. Bir kontenjan veremeyiz. Bu bizi sıkıntıya sokar. Çeşitli ilçelerde belediye meclis üyeleri olsun dediler. Ve böyle bir uzlaşmaya vardılar. Bir iki ya da yarın de mi bitiyor Serkan Toper şey Toper şeyler. Artık listelerin evet, tamamlanması evet. muhtemelen yarın DEM Parti kendilerini temsil edecek isimleri verecek. Çünkü siz ilçe seçim kuruluna verip araları boş bırakıp sonra doldurabiliyorsunuz. Belediye meclis üyelikleri. Tabii için tabii mi? doldurabiliyorsunuz. Yani önemli olan içeriye o günden önce vermek. Ondan sonra tamamlıyorsun, değiştiremiyorsun ama ekleyebiliyorsun. Peki Şimdi şöyle bir saçma i̇stifa bir... istifaden olursa değiştirmek. İstifa eden olursa tabii ama kimseye etmiyor yani. şey. Şimdi şöyle bir tablo var. Bir yanda bir kent uzlaşısının olduğunu, DEM Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli sayıda belediye meclis üyeliklerinde anlaştığını görüyoruz. Fakat Özgür Özel ve Gökhan Günaydın ki partinin en yetkili isimleri DEM Parti'yi suçluyorlar. Bugün Tuncer Bakırhan Özgür Özel'e çok ağır bir cevap verdi bir yandan kent uzlaşısı var deniyor. Fakat öbür taraftan Adana'da, Mersin'de, işte başka illerde, İzmir'de çok güçlü adaylar çıkarttılar. Yani İzmir'de Akın Birdal adayı yaptılar. İstanbul'da Meral Danış Beştaş'ı yaptılar. Murat Çepni'yi yaptılar. Bir yandan da aday çıkartıyorlar. Bu neyi gösteriyor biliyor musun Erdoğan Aktaş? Dem Parti'nin kendi içinde bütün olmadığını gösteriyor. Eğer bütün olmuş olsalardı hem bu 39 ilçede aday çıkartalım mı çıkartmayalım mı tartışması olmayacaktı. Hem de 2019 modeliyle devam edilebilecekti ama şunu söyleyeyim izleyicinin kafası karışmasın. Şu an DEM Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilişkisini tanımlayabilmek bence mümkün değil. Benim kafam karıştı. Ben izledikçe kafam karışıyor. Ya acaba diyorum ki ben mi anlamıyorum diye partideki aktif görev alan arkadaşlarımı arıyorum. Dışarıda olan ama CHP'li olan bu işleri bilen arkadaşlarımı arıyorum. Ya bu işler nasıl oluyor diyorum. Onlar da çok fazla anlamış değiller. Bence Özgür Özel de anlamış değil. Bence Ekrem İmamoğlu'nun da kafası karışmış. Tuncer Bakıran'ın da kafası karışmış. Özgür Özel dedi ki şimdi demli içme zamanı Erdoğan'la Bahçeli'de. Bakalım bu süreci nasıl savunacaklar merak ediyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bak o lafların <laughs> tamamı komplo teorisi. Niye biliyor musun? Ya kardeşim kent tuzlaştığı için masaya sen oturmuşsun. Açık oturacağım demiştin, oturmuşsun. Şimdi 1 Nisan'a ilişkin bazı sözlerin altyapısı oluşturulmaya çalışılıyor. Eğer ters bir sonuç çıkarsa CHP açısından. Umarım çıkmaz. Ters bir sonuç çıkarsa efendim işte Dem Parti zaten AK Parti ile işbirliği yaptı. Efendim işte önceden ittifak vardı. Şimdi ittifak kalmadı. O yüzden bu tablo çıktı diyecekler. Tamamlayın lütfen. Tamamlayayım. Dem Parti'nin oylarına ihtiyaç duyuyor. Ekrem İmamoğlu ama Dem Parti seçmeninde de şöyle bir gönül kırıklığı var. Ben konuşuyorum Dem Partililerle, seçmenleriyle konuşuyorum. Profesyonel yöneticileriyle konuşuyorum da onları değerlendirme dışı, dışı tutuyorum. <laughs> Seçmen yani sokakta çorap satan, mendil satan, kestane satan, minibüs şoförlüğü yapan, taksi şoförlüğü yapan Dem Partililerle konuşuyorum. Onlar da diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti ile ilişkisini açıkça yürütüyor. Pastanede oturuyor el ele, limonata içiyor, pasta yiyor. Ya bizimle de gece 12'den sonra görünmeyecek bir şekilde buluşuyor. Biz bu muameleyi hak etmiyoruz diyorlar. Öyle bir gönül kırıklığı var. Ekrem İmamoğlu eğer o seçmenin gönlünü 39 gün var kazanabilirse İstanbul'daki şansını artırır ama çok da kolay görünmüyor DEM Parti seçmenini ikna etmesi için. Son sözü söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Parti arasındaki ilişki bence iki tarafında anlayamadığı, iki tarafında çözemediği karmaşık bir ilişki haline gelmiş. Çünkü DEM Parti karşıda tam bir net bir blok olarak durmuyor. Peki. Bunu çok açık bir şekilde görüyoruz.